Evet sevgili gençler, Atatürk ilkeleri 6 tane ana ilkeyi öğrendiniz. Bunlar da dediğimiz gibi anahtar kelimeler çok çok önemli dedik. Birinci ilkemize bakalım. Cumhuriyetçilik ilkesi anahtar kelimelerini. Bağımsızlık, milli egemenlik özellikle çok fazla karşımıza çıkıyor. Oraya dikkat ediyoruz. Cumhuriyetçilik, anahtar kelimeleri dedik. Bağımsızlık, ulusal egemenlik, demokrasi, kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi, meclis, halkın iradesi, parlamento kelimeleri bizi cumhuriyetçiliğe taşıyor. Burada cumhuriyetçilikle ilgili yapılan inkılaplarda meclisimizin açılması var, saltanatın kaldırılması var, cumhuriyetin ilanı, halifenin kaldırılması, çok partili hayat, siyasi partilerin kurulması, kadınlara verilen seçme seçilme hakları yani siyasi haklar. Buradan kısaca siyasi alanda yapılan inkılapların doğrudan doğruya cumhuriyetçilikle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. İkinci ilkemiz milliyetçilik ilkesi. Bazen öğrencilerimizin karıştırdığı ilkelerden bir tanesi. Anahtar kelimeleri unutmayacağız burada. Ulus, millet, özellikle kültür kelimesi, ulusal bağımsızlık kelimesi. Burada en önemli anahtar kelimelerden. Milli çıkarlar, milli bilinç, Türklük, birlik ve beraberlik. Özellikle şu kelimeye baktığınız zaman Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında ırkçılık kesinlikle yoktur. Tam tersine bizi bir beraber bir arada tutan öğeleri içerir. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında da etkili olan ilkedir. İlgili olduğu inkılaplara baktığımız zaman yine meclisin açılışı var. Özellikle size burada sorularda çok fazla gelen Türk Dil Kurumu'nun kurulması, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması ilkesini gördüğünüzde zaten doğrudan doğruya aklınıza milliyetçilik ilkesi gelsin. Kabotaj kanunu yine sorularda yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Türk sularında gemi işletme hakkıydı. Bu da yine milli bağımsızlığımızı arttıran unsurlardan bir tanesi. Yerli malı kullanılması, demir yollarının yabancılardan alınması, tevhid-i tedrisat, kültürümüze yönelik eğitim öğretim birliği kanunu, aynı zamanda karma eğitim başlamıştı biliyorsunuz kız çocuklarına da okuma hakkını getirmişti bu anlamda. Tevhid-i tedrisat da yine milliyetçilikle alakalı. Çok yoğun bir şekilde yine karşımıza gelen kapitülasyonların kaldırılması var burada. Kapitülasyonların kaldırılmasında da yine tam bağımsızlığın sağlanması bizi milliyetçiliğe taşır. İzmir yani Türkiye İktisat Kongresi milli ekonominin kurulması anlamında yine milliyetçilikle karşımıza çıkabilir. İstiklal Marşı'nın kabulü de milliyetçilikle alakalı yenilikler arasında sayabiliriz.